Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Dallas Mavericks'i rebuildleyeceğiz. Luka'ya bir tane şampiyonluk kazandırmak istiyorum. Ya Doncic bu sene öyle bir girdi ki son zamanlarda özellikle son 5-6 maçta 60 sayı 21 rebound 10 asist. İşte ne bileyim San Antonio'ya 51 sayı attı. Yani saçma sapan insanlık üstü oynamaya başladı. Ben de hemen Dallas'ı rebuildlemenin tam sırası olduğunu düşündüm. Çünkü Luka isterse 100 sayı 50 rebound 30 asist yapsın yine takımını şampiyonluğa götüremiyor. Çünkü böyle saçma sapan adamlarla birlikte oynuyor. Geçen sene yine Jaylen Brown falan vardı. Böyle 50 yüzü düzgün topçuya benzeyen insanlar vardı. Şimdi Christian Wood'larla falan oynuyor. Takım çok kötü. Yani Reggie Bullock, UH4 Lakers'ta da oynadı. Bir tane şut sokamıyor ya çembere. Kemba Walker'ı aldılar. Ellere şenlik artık. Kemba Walker'ın hiçbir takıma verecek hiçbir şey yok. Davis Bertans'tan katkı bekliyorlar hala. Yani çok zor olacak işimiz. Bütün artık draft hakkı vesaire ne varsa basacağım. Luka Doncic'in yanına bir tane Luka'ya uygun süperstar çekeceğim ve bu takımı şampiyon takım haline getireceğim. Doncic biliyorsunuz NBA 2K simülasyonlarında sürekli MVP oluyor ve 38 sayı 15 rebound 10 asist falan ortalamalarla ben de diyordum ki her videoda yani işte saçma sapan istatistikler yapmış yine falan ama gerçekte de istatistikleri oyun gibi olmaya başladı. Artık her şeye inandırıyor yani bize. LeBron'dan sonra en sevdiğim oyuncu. O yüzden bir şampiyonluk da yakışır artık ona. Şimdi elimizde Christian Wood var. Spencer Dinwiddie var. Bunların neden bu kadar overall'larının yüksek olduğu hakkında hiç fikrim yok. Hiç de böyle oyuncu değiller ama hepsini takaslayacağız. Christian Wood'un yanına Reggie Bullock'un kontratını veriyoruz. Bir tane de birinci tur draft hakkı veriyoruz. Bize böyle güzel bir süperstar. Bam Adebayo aklımdaki isimlerden biri olacak. Diğer seçeneklere de baktım. En mantıklısı o duruyor. Bam Adebayo'yu alacağım. Yanında da Victor Oladipo süre alabilecek bir oyuncu bizim takımda. Adebayo hem Luka Doncic'e böyle alüp partneri olabilir. İkili oyun partneri olabilir. Hem de savunmayı çok üst seviyeye çeker. O yüzden takımımıza katmamız iyi oldu. Şimdi Spencer Dinwiddie yerine aynı ayarda yine skor üretebilecek Luka'nın olmadığı sürelerde playmaker olabilecek bir tane dış skorer arıyorum. Jalen Brunson'ı geri alabiliriz Mitchell Robinson'la birlikte. Jamal Murray iyi bir seçenek olabilir. Chris Paul. Ama Doncic'in yanında Chris Paul asla olmaz. Çünkü bir tane top var. Chris Middleton'ı alacağım ya galiba. Top yönlendirici skorer değil ama Doncic'in yanında olabilir. Hani Yanis'in yanında bile oluyor sonuçta. Topu ona ver skor atsın tarzı bir oyuncu. Doncic'e gelen double'ları değerlendirebilir. Ya, tabii gerçekçi bakıyoruz ama NBA 2K'da da sistem biraz farklı işliyor. Ben yani çok üst seviye takımlar kursam da şampiyonluk göremediğimiz olabiliyor. Ben yine elimden gelenin en iyisini yapacağım tabii. Şimdi Tim Hardaway boşa çıktı. Burada 3 tane SF'miz var. Finney Smith kalsın. Josh Green'i verelim. Genç oyuncu değeri vardır. Bu iki pike bir de bu iki oyuncuya Klay Thompson veriyorlar. Ya buna nasıl ayır diyeceğim bilmiyorum. Doncic'in yanına NBA tarihinin en iyi spot up shooterlarından birini alıyoruz. Ya buna hayır diyemem. Buna hayır diyemem. Alıyorum bunu. Şimdi ilk beşimize bakalım bir. İyi takaslar yaptık. Ben daha zor olacağını düşünüyordum. 9 kişilik rotasyon. Hemen bakalım. Luka Doncic, Klay Thompson, Chris Middleton, Finney Smith, Adebayo. Aslında ilk beşten gayet memnunum ben. Bench'i güçlendirebiliriz. Tabii Klay Thompson çok kötü bir sakatlık yaşadı. Yani 3 sene basketbol oynayamadı. Ondan da şu an çok ritimli dönemedi ama geçen sene şampiyon oldu sonuçta yine de. Klay Thompson, Klay Thompson'dır. Bench'e güçlendirme yapacağız. Baksana Maxi Kleber süre alıyor. Bench'i güçlendirdikten sonra en azından trade deadline'a kadar gitmeyi düşünüyorum. Şimdi birkaç tane daha takas yaptım. Clint Capela'yı getirdim. Jedi Osman'ı getirdim. Şimdi Clint Capela ve Dorian Finney-Smith'i koyup bir tane de birinci tur draft hakkı kazanmıştım. Onu da koyduğumda bench skoreri arıyorum şu an takıma da. En mantıklısı bu duruyor ya. Fred VanVleet ve Chris Boucher. Chris Boucher de Dorian Finney-Smith görevini yapacak aslında ilk 5'te. Bench'ten de skorer olarak Fred VanVleet'i getiriyoruz. O da NBA'de en sevdiğim oyunculardan biri. Aslında yani çok sevdiğim bir kadro kurdum şu an. Neye ihtiyacımız var şimdi ona bakalım. İlk 5'imiz hazır zaten. Kenardan da 1 numaramız var, 3 numaramız var. Başka hiçbir şeyimiz yok ama bir tane uzun istiyorum kenardan. Güvenebileceğim bir ikinci uzun. Bir tane daha kanat oyuncusu aldım mı? Rebuild'ın büyük bir bölümünü tamamlamış oluyoruz. Evet, o uzun kim acaba? Luke Kornet değil kesinlikle. Kevon Looney olur ya. Kevon Looney. Boyunma odamızda bir tane de şampiyon olsun. Nasıl kazanıldığını bilen bir adam olsun. Peki Cedi midir? 9. oyuncumuz Cedi mi? Hadi Cedi olsun ya. Bizden de bir adam olsun. Cedi'yi 2 numaraya çekebiliyor muyum? Bakalım overall düşüyor mu? Düşüyor. Oladipo'yu 2 numaraya çekeceğim. Overall düşüyor ama sorun değil. Cedi 3 numara kalsın. Şimdi yeni rotasyonumuza bakıyoruz. İlk 5'imiz aynı. Finney Smith yerine Chris Boucher geldi. Bench'ten de Fred VanVleet geliyor. Kevon Looney, Oladipo, Cedi Osman. Memnunum ya takımdan. Memnunum. Bu takımın şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Trade deadline'a kadar simüle edelim. Bakalım nasıl gidiyoruz. Trade deadline'da görüşürüz. Evet, çok iyi gidiyorduk trade deadline'da. O yüzden bozmadım takımı. Takas yapmadım. Ama MVP bir sürü rebuild videosu çektim. İlk defa Doncic harici birinin MVP olduğunu görüyorum. Çünkü Doncic bu sefer benim takımımda. Şaşırmadık. Yani inanılmaz ya. Evet. Yılın 6. adamı Fred VanVleet olmuş. En azından bizden ödül kazanan bir adam oldu. Alperen. Alperen. Gururlandırdı bize. En çok gelişme kaydeden oyuncu olmuş. Jason Kidd bizim koçumuz. 59-23 ile bitirdik seneye. Birinci sıradayız ligde. Luka'nın MVP olamamasını da yanına iyi bir kadro kurmamıza bağlıyorum. Tabii iyi oyuncular olunca doğal olarak
olarak Luka'nın da istatistikleri düştü. 25.5 sayı, 9.2 rebound, 8.9 asist. %51 ile atıyor. Tabii takıma baktığımızda şimdi Klay Thompson 20 atıyor. Adebayo 18 atıyor. Kenardan Fanfleet 15.5 atıyor. Middleton 15 atıyor. Oladipo 10 atıyor. Bu takımda tabii ki sayısı düşecek de Doncic'in. Önemli olan şampiyon olmamız. Doncic yani her simülasyonda MVP oluyor da şampiyon olamıyor sonuçta. CD Osman da bu arada 5 sayı atmış. İlk turda rakibimiz kim olacak ona bakalım. Clippers tehlikeli bir takım aslında. John Wall, Paul George, Kawhi Leonard, Miles Bridges de almışlar. Doncic de ilk 2 senesinde playofflarda hep Clippers'ı elendi. Böyle tek başına game winner'lar atıyor. 40 sayılık triple double'lar yapıyor. Ama Paul George ile Kawhi Leonard bir şekilde eliyordu daha iyi takım oldukları için. Şimdi onun da intikamını alalım artık. İlk maçı kazanıyoruz. İkinci maçı kazanıyoruz. Doncic intikamını alıyor. Süpürüyor Clippers'ı. İstatistiklere bakalım. 20 sayılık triple double yapmış son maç. İlk maçta 23 sayı. İkinci maçta İkinci maçta Adebayo 37-16-7 yapmış. Galiba bu takımı Adebayo sırtlıyor. 2K'da bu simülasyonun en güçlü takımıyla eşleştik. New Orleans Pelicans. Gerçekten çok iyi bir kadro. Ve şu an gerçekte de yani çok formdalar, izlemesi inanılmaz keyifli bir takım. Brandon Ingram sakatlıktan döndü. Zion Williamson inanılmaz oynuyor. Herkesten daha güçlü, herkesten daha büyük, parçalıyor adeta. Çok keyifli bir takım izlemesi. Ama bize sökmeyecek. İlk maçı kazandık. İkinci maçı kaybettik. Ya bu arada şunu unutmadan yapalım. Bir bakalım da kim ne yapmış. Doncic yine triple double'ını yapmış neredeyse 30 sayıyla. Yavon'un 17 dakika 0 sayı 1 rebound. Cedi 10'da 2. Bamlit sen de yani bir şaşırtmışsın ama. Playoff'tayız. Klasik bir rotasyon kısmı olayı var. Artık 9 değil 8 kişilik bir rotasyonla oynayacağız. CD zannediyorum ki süre alamayacak artık, evet. 3. maçı kazandık. Bam Adebayo sağ olsun. Doncic de her maç onun üstünde asist yapıyor bu arada. Rüya gibi bir şey böyle takım arkadaşlarıyla oynamak onun için. Yani gerçekte pası attı oyuncu Reggie Bullock. Bu arada geçtik. Memphis. Evet. İntikamlar playoff oluyor. Şimdi Ja Morant'tan intikam alacağız. MVP'yi Doncic'in elinden aldığı için. Aynen. Aynen. Ben zaten ne zaman büyük konuşsam eleniyorum bu rebuild serilerinde de. Bu sefer öyle olmayacak ya. Hadi Doncic 2-0 oldu. 3-0 olmasın. 2-1 çok iyi. Fred VanVleet sağ olsun 2-1. Doncic'in triple double'ını yapmış. Ben Doncic biraz daha top atsın istiyorum ama. Yani onun üzerinden oynamak istiyorum. Yıldızlarımın üstünden oynamak istiyorum. Ya yani 14 şut atsın istemiyorum Doncic. Bakalım işe yaramış mı? Evet işte bu. İstediğim Doncic bu. 42 sayı. Hemen coaching'i yaptık. 42 sayı aldık Doncic'ten. 2-0'dan 3-2 yaptık. Son maçta kazanalım. İşte bu. Batı Konferansı MVP'si Doncic oluyor. Neredeyse 30 sayı, 10 rebound, 11 asistle. Donovan Mitchell'da doğudan. Cleveland'da oynayacağız. Genç kadro. Daha çok vaktiniz olacak. Şimdi Doncic şampiyonluğu alalım hemen. 31 sayımızı attık. İkinci maçı kaybettik. Doncic'in 38 sayılık neredeyse triple double yetmedi. Ama bu seriyi kazanacağımıza eminim neredeyse. Üçüncü maçı da kaybettik. Donovan Mitchell durduralım hadi. Hadi. Dördüncü maç 2-2 yaptık seriyi. Bam Adebayo teşekkürler. 3-2 oldu. Artık son maç. Bu arada son yaptığım 3 rebuild'de şampiyon olamamıştım. Dallas rebuild'de çok kolay geçti. Doncic sağ olsun. Ve son maçı da simüle ediyoruz. Dallas şampiyon oluyor. Finaller MVP'si Luka Doncic. 30 sayı, 8.3 rebound, 11.8 asist. Çok etkileyici sayılar ama Doncic'ten öyle sayılar gördük ki bu sene. Öyle istatistik tabloları gördük ki. Bu az geliyor yani artık. Adam 60 sayı, 21 rebound yapıyor ya. 51 sayı, 10 asist yapıyor. Ya ilk çeyrekten triple double'ını yapıyor zaten. Doncic yarın 45 sayı atsa, işte atıyorum 10 rebound, 15 asist yapsa kimse şaşırmayacak. Doncic çünkü yapıyor. Ama bir şey eksikti. Çevresinden dolayı takım başarımız eksikti. Bu rebuild'de onu da kapattık. Gerçekten iyi bir takım kurduk ki etrafına. Bam Adebayo ki yani playofflarda bakıyoruz 20 sayı 10 rebound yapmış. Klay Thompson 21 sayı %42 üçlük. Almak istediğim katkıyı aldım. Fred VanVleet yılın 6. adamı oldu. Playofflarda bu arada herkes 20 sayının üstünde atmış. O da 21 sayı 8 asist yapmış. Chris Middleton o biraz düşük kaldı. Yani 86 overall olmasına rağmen bir sonraki rebuildlar için alma konusunda düşündürdü beni. Onun da nasıl katkı vermiş olduğunu gördük. Geri kalan oyuncular da böyle. Bu 3 oyuncu zaten çok önemli oyuncular. Çok önemli takas. Değildi. Evet, Dallas Rebuild'imizin sonuna geldik. Luka Doncic'e bir tane yüzük aldık. Siz ne tarz Rebuild'ler görmek istiyorsunuz ya da ne tarz videolar görmek istiyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu keyifli bulduysanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.